Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hocam. Evet arkadaşlar bu dersimizde AYT matematikte fonksiyonlar konusunda parçalı Fonksiyonu göreceğiz. Hemen konumuza geçelim. Şimdi parçalı fonksiyon ne demek arkadaşlar? Bir tane fonksiyon aldığın zaman o fonksiyonun tanım kümesinin alt aralıklarında, tanım kümesinin birbirinden farklı olan alt aralıklarına yani alt kümelerinde farklı kurallarla tanımlanmış olan fonksiyonlardır. Fonksiyonlardır. Mesela aşağıda bir tane parçalı fonksiyon yazdık. Şimdi normalde arkadaşlar bir parçalı fonksiyonu aldığınız zaman şu soldaki ifadeler o size az önce bahsettiğimiz farklı kurallardır. Sağdaki ifadeler de aslında bu f fonksiyonunun tanım kümesidir. Ya yani normalde bakın şu sağ tarafta neyi söylüyor? Diyor ki benim f fonksiyonumun tanım kümesi tüm sayılardır diyor. Ama ben onlar işte birden küçükler ve birden büyük eşler olacak şekilde ikiye ayırdım diyor. 2 ayırdığı zaman da birden küçükleri 3 eksi x ortamlamış. Birden büyük bir yaşları x artı 2 ortamlamış. Yani fonksiyon ne yapmış? 2 parça ayırmış. Bütün fonksiyon ne yapmış? 2 parça ayırmış. Peki bizim buradan çıkarmamız gereken anlam ne? Bizim çıkarmamız gereken anlam şu arkadaşlar. Biz fonksiyonda x yeni bir değer yazarken daima unutmayın şuradaki aralıklara bakacağız. Buradaki aralıklarda eğer ki birden büyük değerler yazacaksanız yukarıya, birden büyük değer yazacaksak yukarıya. Aynı şekilde birden küçük değerler yazacaksak aşağıdaki fonksiyona yazmamız gerekiyor. Yani şuradaki aralıklardan bizim çıkarmamız gereken yorum bu. Birden büyükleri yazacaksanız üstteki aralığa, üstteki fonksiyona. Birden küçük değer yazacaksanız aşağıdaki fonksiyona yerine yazacaksınız. Çıkarmamız gereken tek anlam bu. Bir de şunu unutmayacaksınız parçalı fonksiyonlarda şurada fonksiyonu ayıran yani daha doğrusu fonksiyonu değiştiren bu noktanın ismi arkadaşlar kritik noktadır. Arkadaşlar eğer ki AYT'ye başladıysanız kritik noktayı bir sürü yerde duyarsınız. Mesela kritik noktanın ilk tanımı bu. Parçalı fonksiyonlarda fonksiyonu değiştiren nokta. Kritik noktanın buradaki tanımı neymiş? Fonksiyonu, fonksiyonu değiştiren nokta. Yani fonksiyon o noktadan önce farklı o noktadan sonra farklıdır. Türevi geçersiniz ayrı bir tanım olur. Limite geçersiniz ayrı tanım olur. Mutlak değer fonksiyonunda ayrı bir tanım olur. Bir sürü tanım var kritik noktanın tamam mı? Tekrar söylüyorum. Bir fonksiyonun kritik noktası demek parçalı fonksiyonlarda o fonksiyonu değiştiren noktadır. Hocam kritik nokta birden fazla olabilir mi? Evet olabilir. Yani ben size bir tane fonksiyon tanımlarım. O fonksiyonda sağ tarafta eğer ki kaç tane sayı görüyorsanız onların hepsi kritik noktada arkadaşlar. Tamam mı? Hepsi kritik noktadır. Unutmayın. Şimdi az önce söylediklerimizi binayen birkaç tane örnek verelim burada. Mesela diyelim ki biz bu fonksiyonda f eksi 1 merak ediyoruz. Bu merak çalışacağız. Nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu eksi 1 sağdaki aralıklardan hangisinin içine düşüyorsa e, onun yerine yazacaksınız. Eksi 1 sağdaki aralıklarda birden küçük yerlerde mi? Birden büyük yerlerde mi? Nerede? E birden küçük yerlerde. O zaman 3 eksi x de x gördüğün yere eksi 1 yazacaksın. Yazarsan da 3 eksi eksi 1'den cevabın kaç gelecektir? 4 gelecektir. Mesela diyelim ki sen F5'i arıyorsun. Peki 5'i nereye yazacaksın? Dikkat et. Hemen şuradaki kuralı kontrol et. 5 birden büyük mü küçük mü? Şu sağdaki ifade arkadaşlar kontrol edin. 5 birden büyük mü birden küçük mü? 5 sayısı birden daha büyük olduğu için ne yapacağız? E, yukarıdaki fonksiyon yerine yazacağız. Bu kadar işte. Yukarıdaki fonksiyon yerine yazarsanız 5 artı 2'den cevap 7 gelecek. Parçalı fonksiyonun tüm olayı bu. Başlı bir olayı yok arkadaşlar. Tamam mı? Olayımız bu. Yani bir değer ararken şu sağ tarafta, sağ tarafta ayrılan sayılar içerisinde nereye düştüğünü kontrol edeceksiniz. Düştüğü aralıkta da fonksiyonun x'lerini yazınca size istenilen sonuç mutlaka verecektir. Hemen sorularımıza geçelim. Sorularda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk soru. Adam bize bir tane fonksiyon tanımlamış. Bakın dikkat edin sağ tarafta bir tane krit nokta yok. Birden fazla var. Ne demek istiyor bu adam bana? Eğer ki senin ilk seni yazacağın değerler 0'dan küçük veya eşitse burada yerine yazacaksın diyor. 0 ile 1 arasında burada yerine yazacaksın diyor. Yok 1'den büyükse burada yerine yazacaksın diyor. Olay bu. E biz de teker teker bakalım. Şimdi ne diyor bize soruda? F'a ile F-1'in toplamı f 6' eşitmiş. Buna göre A değeri kaçtı diye soruyor. İlk önce F-1'i bulalım. Biz, peki biz burada eksi 1'i nerede yerine yazacağız? Eksi 1 bu aralıklardan hangisi düşüyor? 0'dan küçük mü? 0 ile 1 arasında mı? 1'den büyük mü? E 0'dan küçükleri düşüyor. O zaman şurada x gördüğün yere eksi 1 yazarsan cevabı ne geldi? Eksi 1 gelmiş oldu. Aynı şekilde f 6'yı bulurken 6 bu 3 aralıktan hangisi de düşüyor? Sıfırdan küçüklerde mi? Sıfırla bir arasında mı? Yoksa birden büyüklerde mi? E birden büyüklerde. O zaman birden büyüklerde x gördüğün yere 6 yazarsan cevabına kaç gelecektir? 8 gelecektir. Bulduğum bu değerleri al. Denklemde yerine yaz. Denklemde yerine yazarsan bu durumda f a artı e biz f-1 değerin eksi -1, 1 olduğunu zaten bulmuştuk. f altı da 8 geldi. Eksi 1'i aldım yan tarafa yolladım. Bu durumda f a değeri kaç gelmiş oldu? 9. Peki olayımız şu. Biz bu fonksiyonda x yerine a'yı hangi aralıkta yerine yazdık ki sonucun 9 bulduk? Biliyor muyuz bunu? Bilmiyoruz. Arkadaşlar eğer ki aralığını bilmediğimiz a tarzında bir bilmeyen gelmişse o zaman teker teker tüm aralıklarda bunu denememiz gerekiyor. Mesela diyelim ki Bizim A değerimiz x'in sıfırdan küçük olan değerlerinde olsun. E ne, o zaman ne yapacağım? Ben x yerine a'yı burada yerine yazmayacak mıyım? E yazıyorum. Bu durumda f a eşittir ne gelmiş oldu? a gelmiş oldu. Tekrar söylüyorum. Ne yapıyorum? a'nın sıfırdan küçük olduğunu varsaydım. O zaman ne yaptım? En üstteki fonksiyonu yerine yazdım. E yazınca f a kaç geldi? a geldi. Peki biz f a ne oldum biliyorduk? 9. E bu durumda a 9 gelmedi mi arkadaşlar? Peki 9 bu aralıkta var mı? Yok. O zaman siz bu aralığı es geçeceksiniz. Gitti bu aralık. Geldim ikinci aralığa. Varsayalım ki A değeri ikinci yani ortadaki aralığımızda sıfırla bir arasında olsun. Sıfırla bir aralığında olsun. O zaman ne yapacağım? Ben bu A değerini alacağım. Ortadaki fonksiyonu yerine alacağım. E yazarsam F A değeri A kare olarak karşıma çıkmayacak mı? Çıkacak. E biz F A'nın da kim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 9 olduğunu biliyoruz. Peki neyin karesi 9? Ya 3'ün ya da Eksi 3'ün. Bu iki değerden herhangi bir tanesi bu aralıkta var mı? Yok. O zaman bu aralığı da es geçtim. Geldim en alttaki aralığa. X gördüğüm yere A yazarsam. Tabii A'nın ben burada ne yapıyorum? Birden büyük olduğunu varsayıyorum. O yüzden en altta yerini yazıyorum. Yazarsam. F A değerimiz. X gördüğüm yere A yazarsam. A artı 2 gelmedi mi? Geldi. E biz F A'nın aynı zamanda 9 olduğunu biliyoruz. Bu durumda A değeri kaç yaptı? 7. Peki 7 bu aralığa düştü mü? Evet düştü. O zaman bu sorunun cevabı arkadaşlar 7 gelmiş oldu. Tekrar söylüyorum. Eğer ki parçalı fonksiyonlarda bir bilinmeyen yazıyorsanız hangi aralığa yazdığınızı bilmiyorsunuz ya arkadaşlar. Bütün aralıkları teker teker demek zorundasınız. Çıkan sonuçta hangi aralığa uygun çıkıyorsa o aralığı alacaksınız. Başka bir şey yok. Olay bu. Evet gelelim 7. soruya. Şimdi 7. soruda adam bize bir tane fx artı 2 fonksiyonu vermiş. Bizden ne istiyor? x istiyor. Arkadaşlar bu tarz ifadeler fonksiyonlarda işlemlerde çözdük. Fonksiyonlarda işlemlerde. Yani değer bulmada. Şimdi hocam ne alakası var diyeceksiniz. Biz elimizde fx artı 2 varken f eksi x'i nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Bunu ben size arkadaşlar fonksiyonlarda işlem konusunda daha doğrusu değer bulma konusunda anlattım. Eğer ki bunu bulmayı bilmiyorsanız gidin açın o videoyu izleyin oradan anlayın tamam mı? Orada ben bunu çok detaylı anlattım size. Şimdi sorumuz şu. F x artı 2 elimizde varken biz f nasıl bulacağız? E ben şurada x gördüğüm yere ne yazsam bu parantez için x olur. Eksi x artı 2 yazsam. Eksi x 2 yazsam. Bu durumda eksi 2 ile artı 2 bin götürür. Geri f x kalmaz mı? E siz şimdi sol tarafta x gördüğünüz yere eksi x eksi 2 yazıyorsanız her yerde yazmak zorundasınız. E ben de yazıyorum. Yazarsam. Ne yapıyorum? X gördüğüm her yere eksi x eksi 2 yazıyorum. Bu durumda f x Fonksiyonu kendisi geldi. Eksi -X, x eksi 2 üst taraftan geldi. Eksi bir yanından geldi. Bu arada x gördüğüm yere aralıklarda da yazıyorum arkadaşlar. Sadece fonksiyon değil. Her yerde yazıyorum. Eksi -X, x eksi 2 küçüktür bir geldi. Devam edin. Alt tarafta x gördüğünüz yere eksi x eksi 2 yazın. Bu durumda iki tane eksi x eksi 2. Yandan ne geldi? Eksi x eksi 2 büyük eşittir bir geldi. Düzenleyin fonksiyonu düzenleyin. Bu durumda üst taraf ne gelmiş oldu? Eksi x eksi 3. Ne zaman? Eksi 2'yi karşı tarafa gönderdim. Eksi x küçüktür. 3 olduğu zaman 2 içeri dağıtın. Eksi 2x eksi 4 geldi. Ne zaman? Eksi 2'yi karşı tarafa gönder. Eksi x büyük eşittir. 3 geldiği zaman. İsterseniz fonksiyonu böyle bırakırsınız. İsterseniz şurada x değerini bulursunuz. Fark etmez. İkisi de aynı şey. Ben şu anda fonksiyonu buldum. İsterseniz burada bırakın. Tekrar ediyorum. İsterseniz x değerini bulun. Hiç sıkıntı yok. Eğer ki x değerini bulursak iki tarafı eksiye çarpıyorum aralıklarda. Eksiye çarparsak biliyorsunuz eskilerde iki tarafı eksiye çarparsak ne yapacaktı? Yön değiştirecekti. O zaman x büyüktür. Eksi 3 geldi. Aşağıdaki aralıkta da iki tarafı da eksiye çarparsanız x ne yaptı? Küçük eşittir. Eksi 3 gelmiş. Oldu. İşte bizim f eksi x fonksiyonumuz bu şekilde geldi arkadaşlar. Tamam. Olayımız bu. Evet geliyorum aşağıdaki soruya. Diyor ki bize soruda f 3 eksi x fonksiyonu sana verildi diyor. Buna göre f eşittir 4 koşulunu sağlayan a değeri kaçtır? Öncelikle dikkat edin bizim burada bir adet a değeri bulmamız lazım. E şimdi 3 eksi x'in a olması için gerekli olan x değeri kaç? Onu ilk önce bir bulalım. x'i burada yalnız bırakın. a sol tarafa, x sağ tarafa. Öyleyse 3 eksi a eşittir x geldi mi? Geldi. Şimdi yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Biz x gördüğümüz yere 3 a yazacağız ama nerede yazacağız? Yukarıdaki fonksiyonda mı? Aşağıdaki fonksiyonda mı? Biz 3 a değerinin artı mı eksi mi olduğunu bilmiyoruz ki. İşte bu şekilde olan ifadelerde ne yapacaktık? İkisinde de deneyeceğiz. Eğer ki hangisinde aralığa uygun bir değer gelirse o ifade bizim sonucumuz olacak. Yani x yerine tekrar tekrar deneyelim demek istiyorum. Deneyelim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki üst tarafta yerine yazsak 2 çarpı 3 eksi a benim f a fonksiyonum gelmiş olacak mı? Olacak. Ne yaptım? Fonksiyonda x gördüğüm yere 3 eksi a yazdım. Şurada x yerine 3 eksi a yazarsam f geldi. Varsaydık ki üstteki aralık bizim doğru aralığımız olsun. O zaman x gördüğüm yere 3 eksi a yazdım ve 2'yi içeri dağıtıyorum. Dağıtırsam 6 eksi 2 a geldi mi? Geldi. E biz f 4 olduğunu biliyoruz. O zaman bu ifade 4'e işledik. E 2'miz 2 a ise bu durumda a kaç geldi? 1 geldi. Peki bir bu aralıkta var mı? Evet var. O zaman doğru cevap bir gelmiştir dersin. Bu kadar. Olay bu. Başka bir şey yok. İstersen alttaki aralıkta yaz. Doğru sonucu gelmediğini görmüş olursun. Tamam mı? Geçiyorum 9. soruya. Tekrar ediyorum. Bir bilinmeyen koyduğunuz zaman, bir bilinmeyen yazacağınız zaman nerede yazacaksınız? İki aralığı da ya da kaç tane aralık verdiyse o aralıkların hepsini deneyeceksiniz. Çıkan sonuçlar o fonksiyonun yanındaki aralığa uyuyorsa alacaksınız. Uymuyorsa almayacaksınız. Bu kadar. Olayımız bu. Geldik bileşke fonksiyona. Şimdi hocam, parçalı fonksiyonda bileşke fonksiyon nasıl bulunur? Arkadaşlar böyle bir konu yok. Bildiğiniz bileşke fonksiyonun özellikleri. Başka hiçbir şey yok burada. Şimdi bak, diyor ya bize ifade, f bileşke f a değeri eksi eşittir diyor. Şimdi varsayalım ki şuradaki ifade m olmuş olsun, tamam mı? Diyelim ki bu m olmuş olsun. Yani f m bana göre 2'ye gitsin. Şimdi bu durumda m nerede eksi 2'ye gitti? Yukarıda mı aşağıda mı biliyor muyum bilmiyorum deneyeceğim. Varsayalım ki yukarıda gitmiş olsun. E bu durumda eksi m artı 3 değeri bana fm'yi verecek. Ki ben bunun eksi 2 olduğunu biliyorum. At sağ tarafa eksi m'miz eksi 5 ise m değerimiz kaç geldi? 5 geldi. 5 bu nokta mı? Cık, değil. O zaman aşağıdaki fonksiyonu yerine yazıyorum. Yazarsak x görün yerine m yaz. Eksi 2 M artı 4 değeri kime eşit gelmiş olacak? F M'ye. E biz F M de kim olduğunu biliyoruz. Eksi 2 olduğunu biliyoruz. At sağ tarafa. Eksi 2 M değeri bu durumda. Eksi 6 geldiyse M değeri de kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Peki 3 bu arada düşüyor mu? Evet düşüyor. O zaman senin buradaki M değerin 3 gelmiş oldu. Yani biz kısaca F A'nın... Hani M değeri burada F A'ydı ya arkadaşlar. En başta biz ne yapmıştık? F A'yı M olarak kabul etmiştik. E şimdi biz... Eğer ki M'yi 3 bulduysak f'a 3 bulmuş olduk. Peki FA'yı 3 bulduysak biz A'yı hangi fonksiyon yerine yazdık biliyor muyuz? Cık, bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Deneyeceğiz. İlk önce yukarıda yerine yaz. Eksi A artı 3 FA eşit olacak. Bu durumda FA 3 olduğu için A'da ne gelmiş olacak? 0. 0 var mı bu aralıkta? Evet var. O zaman benim A değerim 0 gelmiş oldu. Yani sizin buradan anlayacağınız bir şey var. Bileşke fonksiyonlarda benim yapmam gereken şey neymiş? İçerideki ifadeye bir isim verip o ifadenin sonucunu bir bulmak. Doğru mu? O ifadenin sonucunu bir bulmak. Dikkatli olun bakın. İçerideki ben soruya en başına başlarken ne yaptım? İçerideki f'a'yı m dedim. E bu durumda bu fonksiyona ne gelmiş oldu? fm gelmiş oldu. İlk önce fm'den m'yi bulduk ki m'de f'a dediğimiz için şart diye karşımıza f'a çıkmış oldu. E F'yi nasıl bulduk? Teker teker denedik ve A değeri yukarıda uygun olduğu için A değeri 0 gelmiş oldu. Yani parçalı fonksiyonlarda adamın birisi de gidip de parçalı fonksiyonda bileşke soruyorsa lütfen içine isim verin arkadaşlar. İçine isim verin tamam mı? Bu kadar. Evet geliyorum yavaş yavaş son soruya. Arkadaşlar bileşke fonksiyonlarda başka bir şey yok. Daha doğrusu parçalı fonksiyonlarda başka bir şey yok. Olayımız bu. Yani değer bulma, bileşke ifadesi ve aralıkları toplama. Bu konuda da başka hiçbir şey yok karşımda. Şimdi peki adam bana gidip de parçalı fonksiyonu toplatmaya kalkarsa ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? Şimdi onu bir görelim. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey biz fx ve gx'i biliyorken adam bizden f artı 2 ile gx istiyor. İlk önce f artı 2 bulalım. Nasıl bulacağız? E sen bu fonksiyonda x gördüğün her yere a yazarsan f artı gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman başlıyorum yazmaya. f artı 2 eşittir. A artı 2 geldi. Ne zaman? A artı 2 birden küçük eşitken. 1 eksi A artı 2 geldi. Ne zaman? A artı 2 birden büyükken. Düzenli ifadeyi biraz. Bu durumda pay kısmı yani yukarıdaki ifade A artı 2. 2 diyen tarafa aktar. A küçük eşittir. Eksi 1 geldi. Eksi içeri dağıt. Şurası eksi A. Eksi 2 gelecek. Yani dolayısıyla ne gelmiş olacak? Eksi 1. Eksi A gelmiş olacak. Aynı şekilde 2'yi de sağ tarafa atarsak ne geldi bu durumda? A büyüktür. Eksi 1 gelmiş oldu. Bunu cebime koydum. Bu cebimde. Bunda sıkıntı yok. Şimdi gel g a'ya. Gel g a'ya. Bu fonksiyon hangi fonksiyonu bakayım? f a artı iki fonksiyonuydu. Şimdi geldim g eksi a'ya. g eksi a ifadesi. Fonksiyonda x gördüğüm her yere eksi a yazıyorum. E yazarsam bu durumda. x gördüğüm her yere eksi a yazın arkadaşlar. Eksi a artı bir. Ne zaman? Eksi a. Eksi a. Küçüktür. Eksi bir olduğu zaman. Doğru mu? Doğru. Devam edin. Devam edin. Ne yapacağız? X gördüğümüz yere eksi A yazacağız. Eksi A artı 2. Ne zaman? Eksi A büyük eşittir. Eksi 1 olduğu zaman. Ama ben hangi aralıkları istiyorum arkadaşlar? Ben hangi aralıkları istiyorum? Dikkat edin. Benim istediğim aralık eksi A'nın mı A'nın mı? Benim istediğim aralık A'nın aralıkları. A'ları bulun. Yani iki tarafı da eksiye çarpın. Eksi A artı 1. İki tarafı eksiye çarpıyorum. A büyüktür. 1 geldi. Aynı şekilde iki tarafta da eksiyle çarpıyorum. Çarparsak a küçük eşittir gelmiş olacak? 1 gelmiş olacak. E bizim şuradaki değerlerimiz de bu aralığa düştüğü için sol taraftaki aralığımız bu aralık, sağ taraftaki aralığımız bu aralık geldi. O zaman buradaki bu aralığa karşılık gelen fonksiyon ne yapacağım arkadaşlar? Toplama işlemini sokacağım. Bu kadar. Yani soldan gelen fonksiyon eksi 1 eksi Sağdan gelen fonksiyon eksi artı 2 geldi. Bunları toparlarsak cevabımız da 1 eksi 2a gelmiş oluyor. Şimdi yani sonuç olarak sonuç olarak adam bizden parçalı fonksiyonlarda eğer ki toplama işlemi istiyorsa bizim ne yapmamız gerekiyormuş? İlk önce istenilen fonksiyonları bulacağız. Bulduktan sonra istenilen aralıktaki fonksiyonu cımbızla çekeceğiz alacağız. Bakın dikkat edin. Fonksiyonlar bunlar geldi. İstenilen aralık eksi 1'e 0 aralığı nereye düşüyor? a'nın eksi 1'den büyük yerlere. Onu seçtim aldım. Aynı şekilde Eksi 1'e 0 aralığı. Yandaki fonksiyon nereye düşüyor? 1'den küçüklere düşmüyor arkadaşlar? 1'den küçüklere düşüyor. E, dolayısıyla 1'den küçük yerlerde hangi fonksiyon var? Eksi artı 2 iki var. X'ini de eğer ki toplarsak cevabımız da 1 eksi 2'a gelmiş olacaktır. Evet arkadaşlar parçalı fonksiyonlarda benden bu kadar. Yani parçalı fonksiyonlarda size gösterebileceğim başka hiçbir şey yok. Olayımız bu. Şimdi bir sonraki konumuz parçalı fonksiyonlar yani bunların grafikleri ve ardından simetri ve ötelemelerle AYT fonksiyonları bitireceğiz. Evet. Bir sonraki ders kadar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.